Bu videomuzda sizlere ACK TYSS hediyelerin kullanımı ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi vereceğiz. Sedyeyi araçtan çıkarmadan önce ayakların açılmasına engel olacak bir eğime gelmediğinden emin olun. Hasta güvenliği için her zaman iki operatörle kullanın. Kilit mekanizmasını açarak sedyeyi platforma paralel şekilde çekin. Sedyeyi aşağı doğru eğim vererek çekmek, ön ayakların açılmasını engelleyecek şekilde yavaş çekmek, arka ayaklar açıldıktan sonra ön ayakların açılmasını engelleyecek bir kaldırma hareketi yapmak veya ön ayaklar açılmadan önceki diş yönünü açıvermek düşmeye neden olabilir. Olay yerine ulaşıldığında sedye boş iken tek personelle indirmede ön teleskopik kolları açmak kolaylık sağlayacaktır. Daha sonra videoda görüldüğü gibi sedye arkasını havaya kaldırıp her iki mandala da aynı anda basarak yer seviyesine indirilebilir. Silkeleyerek indirmek arızalara sebep olabilir. Sedye boş iken iki personelle indirmede baş tarafındaki personelin ön ayağı itmesi kolaylık sağlayacaktır. Yer seviyesindeki sedyeye hasta videoda gösterildiği gibi yüklenir. Hasta güvenliği için yüklemeden sonra mutlaka tüm emniyet kemerlerini karşılıklı ve doğru şekilde bağlayarak ve kemerlerde boşluk kalmayacak şekilde sıkıştırarak hastayı sabitleyin. Teleskopik kolları kullanmak personelde omurga sakatlanma ihtimalini en aza indirir. Destekli veya desteksiz şekilde yürüyebilen ancak ambulans basamağını çıkamayacak durumdaki hastalar orta kademeye alınmış sedyeye yüklenebilir. Hastaların can güvenliği ve bilinç bulanıklığı yaşayan hastaların sedyeden düşmemesi için kemerler videoda gösterildiği şekilde takılır ve sıkılaştırılır. Sedyede tam ve doğru şekilde sabitlenmemiş hastanın güvenliği tehlikede demektir. Hasta durumunun her an gözlenebilmesi, olası bir müdahalenin gecikmemesi veya hastanın düşmemesi için doğru sürüş, her zaman gidiş yönüne göre hasta önde, personel arkada kalacak şekildedir. Sedyeyi ambulansa yüklemede şu kurallara dikkat etmek gerekir. Ön yükleme ayakları platforma temas ettirilip hizalandıktan sonra mandallara basarak sedye yüklenir. Hizalamadan yükleme yapılması, yükleme sona erene kadar mandallara basılı tutulmaması, hizalanmadan önce mandallara basılı tutulu ilerlenmesinde ayağın engele takılması durumları düşmeye neden olabilir. Güvenli bir hasta sevki için ambulansa yüklemede sedye kilidinin tam kilitlendiğini görsel ve işitsel teyit etmek önemlidir. Doğru kilitlenmemiş bir sedye, araç hareketi sırasında yaralanmaya, hatta kaza anında hayati riske sebep olabileceği için risklidir. Trendelenburg pozisyonunu vermek için hastanın yükünü aldıktan sonra baş tarafı operatörü solundaki mandala basarak yavaşça baş kısmı aşağı indirir. Kontrendelenburg pozisyonunu vermek için hastanın yükünü aldıktan sonra ayak tarafı operatörü solundaki mandala basarak yavaşça ayak kısmı aşağı indirir. Hasta ayak ve baş yüksekliklerini ayarlamak için güç pistonlarının mandalı çekilerek istenen açı verilir. Pistonlar pozisyonlandırılmaya destek sağlayacak ve kasisler de esneyerek sarsıntının hastaya iletimini en aza indirecektir. Opsiyonel aksesuar olarak oksijen tüp taşıyıcı ile tüpler sedye yanına asılabilir. TYSS sedye serum askısı ile temin edilebilir. Askının mandalı açılarak direğin açılandırılması yapılır ve sabitlenir. Yanındaki pine basarak askı boyu uzatılabilir. Serum torbaları videodaki gibi sabitlenir ve ihtiyaç kalmadığında askı katlanarak kaldırılabilir. Sedye korkulukları tek hareketle kaldırıldığında otomatik olarak kilitlenecektir. Kırmızı mandala basılması ile tekrar indirilebilir.
ACK taş sedyelerindeki teleskopik kollar, personelin hasta kaldırma sırasında yükü bedenine yakın tutarak omurga sakatlanmasını engellemesini sağlar. Tekerlek kilitleri hem tekerleklerin frenlemesini hem de 360 dönerliğin sabitlenmesini aynı anda sağlar.